Hoş geldin Melahat abla. Hoş bulduk. Ee, pek iyi ve hayırlı haberlerle gelmedin. Evet. Ee, sevgili seyirciler Fatma bebeğini kaybediyor. Ama kaybetme sebebi şiddet. Ee, neler olduğunu Melahat teyze e, anlatacak. Ee, bu arada Fatma ile ilgili az girdikten sonra... ...Zonguldak'tan seyircilerimizden gelen Fatma ile ilgili de bir video var. O videoyu da yayınlayacağım. Fatma'nın şu anki hayatını ve halini göstermek için... Hoş geldin. Tekrar aradın bizi. Evet aradım sizi. <laughs> Cevap vermedi. Sesli mekkeş attı. <laughs> Abileme, şeyleme haber geldi. Bir bayan aradı beni. Söyledi. Anlattım Ya Beni buradan götürdüm. Eve Allah yazı olsun. Hep biz bacılarımdan, kardeşlerimden yazı olsun götürdüm eve. Fatma ile buradan evine gittin. Evet eve gittik. Bir hafta kaldı. Hı -hı. Çarşamba günü anne dedi canım meyve isterdi. Tam alalım kızım dedim. Hı -hı. Gel seni de götürün bir gezdim. Anne dedi amcalar halala görse utanırım dedi. Hı -hı. Gelmiyorum dedi sen git dedi. Hı -hı. Ben de gittim pazardadım. Geldim Fatma yok. Hı hı. Yok dedi ben konum kanadım Nereye gitmiş Fatma? Fatma İbrahim kaç etmiş götürmüş. Kayna İbem var ya o kaç etmiş götürmüş. Akşam saat beş buçuk mu? Ahmet'in kardeşi İbrahim. Ee, evet. Beş buçuk mıydı yalan olmasın altı mıydı? Ahmet ayadı ben götürmedim Fatma'yı benden şikayetçi olma dedi. İbam geldi götürdü dedi. Hı hı. Ben yine gittim polislere anlattım şey ettim. Şimdi siz Sakarya'da yaşıyorsunuz. Evet. Onlar Zonguldak'ta yaşıyorlardı. Evet. evet. Ee, Fatma evdeyken e, İbrahim geliyor, Fatma'yı Sakarya'dan alıyor. Evet. Ne ne? İkincisi bebekle alakalı, bebeği nasıl kaybetti bunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi kızınla alakalı e, bir görüntü geldi bize. Otur Melahat evet. ayakta kalma. E, o görüntüyü bir verebilir miyiz? Bunu tam Zonguldak'ta... Orada Fatma'yı gören yani programı seyreden ve gören bir seyircimiz atıyor ee, görüntüleri izlediğinizde siz de çok üzüleceksiniz. Fatma bir dükkana giriyor ee, anladım. Yani önce verelim ondan sonra konuşalım. Ee, burası bir çorbacı oraya giriyor yani bize ihbarı veren bu görüntü yatan kişi de böyle dükkan dükkan gezip aslında karnını doyurmak için e, dilendiğini söylüyor yani şu anki hayatı ve şartları bu. Ana kurban olsun sen arkadaşım. Ama. Ana. Hoş geldiniz. Hemen Zonguldak'a gideceğiz. Zonguldak'tan çağda bağlantımız var Melahat ablacığım. Hoş bulduk. Ee, Fatma karşımızda olacak. Bağlantımız bir gelirse, bir görebilirsek Sürütyo'da. Yo'da. Ee... İyi misin? <laughs> ağlama. Ağlama Fatma. Ede sen benim kızım, sen ağlama. Aa. Dik dur. Dik dur kızım. Dik dur. Ağlama. Ya sus be. Ağlama. Ağlama kum ben. Ağlama. Bayık ee, bayık. cuma günü e, annenin karnında uşak duruyor, duruyor. Ha, uşak Fatma'nın karnında. Fatma. Ha? Gebeliğin ben devam ediyor Allah. mu? Gebeliğin devam ediyor mu? Evet, gebelik devam. Evet. Gebeliğin devam ediyor. Bir kayıp gibi bir durum söz konusu değil yani. Evet. Peki ailene neden? Hayır yok. Annene neden bebeği kaybettiğin söylendi? Ben nereden bileyim Esra abla? Kim söylediyse yalan söylemiş. Peki birkaç gün önce mesela geçen haftalarda hastaneye gittin mi? Hastaneye evet gittim. Bir hafta kaldım. Sonra çıktım geldim. Bir hafta hastanede kaldın. Bir hafta hastanede kalma sebebin neydi? Evet. Hastanede yapma sebebin? Ee, kanamam olmuştu. Hı -hı. Kah sabahleyin kahvaltı yapıyordum. Kaynanam da işte yat dedi, uyu, biraz uzan dedi. Ben de tamam git dedim Lavaboya gittim işte. Baktım kanamam oldu. Hemen hastaneye ilettiler. Hastanede kaldım. İlaç, minaç, iğne yazdılar. 4-5 tane serum taktılar. Hı hı. Normalde de 3-4 ay kalacaktım ama ben istemedim. Biraz daha aslında gebeliği hastanede geçirmen gerekiyor, değil mi? Aynen. Gebeliği hastanede sürdürmen gerekiyor. Annene de bu e, söylenmiş. Ama, Kızın hastanede yatıyor, tedavi görüyor. Bebeği kaybettiğin e, iletilmiş ona ama bebek hala anne karnında. Fakat gebeliğin sıkıntılı. Peki e, evin içerisinde şiddet gördün mü ya da bir olay yaşandı mı Fatma? Bir tartışma, hayır, bir sinirden hayır, dolayı hayır, Ahmet'le birbirinize yok, girme? Ben Mutlu dersen bak bana Hayır, bak Fatma. Hayır bir sıkıntım Peki. yok mutluyu. Ahmet Mutlu cezaevinde dersin. mi? Fatma. Dur, Dur Melahat ablacığım. Ahmet cezaevinde evet, mi? Evet cezaevinde. Ne zaman cezaevine Hiç girdi? Hiç Evet. Hiç çıkmazsın. Dur ne zaman cezaevine Bilmiyorum girdi? Bilmiyorum ne zaman. İşte ben hastaneye girdiğinde cezaevindeydi işte. Sen hastanede yattığında cezaevinde miydi? Sen hastaneye yatınca mı cezaevine girdi? Hayır hastanedeyken cezaevindeydi. Peki ne kadar, kaç ay oldu Gireli sence? Bir tahmin yürüt. 24, 23, 23 gün oldu. 23 gün oldu. 23 gündür cezaevinde. Niye girdi peki cezaevine? E, eskiden cezası varmış o yüzden girdi. Ne kadar cezaevinde yatacak Ahmet? Bilmiyorum belli değil. Yani bir benim bildiğim... Bir ay sonra ya da iki ay sonra çıkacaklar. Bizim bildiğimiz on bir yıl falan gibi bu kadar uzun bir süresi var çünkü. Hep aynı suçtan dolayı, hırsızlık suçundan dolayı. Son dönemde yine bir hırsızlık olayına karıştı mı Ahmet? Hayır, bir iş, hiçbir şey yapmadı. Evde oturuyorduk işte polis geldi, aldı götürdü. O polis gelmeden önce bir başka bir suça karıştı mı? Oradan onda yakalandı mı? Çıkma kendin Fatma. Annen korban, çıkma. Hayır. Çıkma. Geçiminizi sürdürmek için hırsızlık yaptım Anne sus mı? ya. Senin yüzünden zaten benim yuvam yıkılıyor. Sen benden ne istiyorsun ya? Hayatım ismiyorma? annenin yüzünden ben yuvan sende, yıkılmıyor ki. De Adam ben hırsızlıktan ben dolayı cezaevinde. Anne mi gönderdi onu cezaevine? Gel benim yanıma. Gel benim yanıma. Bilal, Bilal abla oraya da geleceğiz. Yok gelmiyorum ben senin yanına. Peki. Fatmacığım. Senin yanında mı ben mutlu olamıyorum? Neden? E, tamam bak neden onu olursa ol İbrahim'in yanında durma. Tamam Hı. mı kızım? Şimdi bak Fatmacığım. Ya İbrahim abi benim yanımda değil ki ya. Şişt, bak sen Fatma. nerede kalıyorsun ben şu sadece an? sadece kaynanamla yaşıyorum. Bak ben bana ne dedi cuma günü? Beni dinle. Öbür dört tane bak. Ben üç gün. Sıkır bak deme yani, bir daha. Bak beni söydetme. Büyüksün annemin yerindesin, ağzımı pis astın bak. Sen e, Ahmet'in evinde Ahmet'in ailesinin yanında olmak istiyorsun. Şimdi senin bir görüntün vardı, senin evet. lokantaları dolaştığın ve e, dilendiğin e, iddia ediliyor o görüntülerde. Kardeşim, kardeşim, Otur bir dakika. O görüntülerde lokantalardan yemek istiyorsun. Neden? Hayır ya o gün biz Ahmet'e canım bir şeyler istedi, ciğer ekmek arası istedim işte. Ahmet'e dedim lokantaya gidelim de ciğer ekmek arası yiyelim. Tamam söyledi. Ben giyirdim o çorba işte. Ahmet dedi ki sen arabaya geç. Dedi ben parayı ödeyeceğim, geleceğim dedi. Tamam Ama o dedim. lokantada ben o, Ahmet oradan yok. Oradan çıkarken onlar da çekmiş. Hayır, o lokantada Ahmet, Ahmet yok. Ahmet lokantanın içinde. Hayır, o lokantanın içerisinde e. Ahmet yok. Ahmet hiç o lokantaya girmemiş. O lo lokant lo lo diyemedim. O lokantaya sen tek başına giriyorsun. Oradakilerle konuşuyorsun. Oradakiler var, sana hayır cevabı verince oradan çıkıp gidiyorsun. Gerçek bu. Ahmet yok. Ahmet o zaman cezaevinde. Niye yalan söylüyorsun Fatma? Pati, Bir, dakika. Dakika. Bir, dakika. Bir dakika. Niye Ayın Ayın olduğunu söyler misiniz efendim? Ayın kaçın olduğunu söyler misiniz? Şimdi ben iletirim sana hemen ekip arkadaşlarım söylesin. Ahmet yok. Ahmet cezaevinde. Ve bu Sen konuda çok başına... esnaf var. Aynı şeyi yaşayan esnaf var. Senin giderek onlardan yiyecek talep ettiğin noktasında. Evet. Ne Niçin Acilsin, karnını doyurmak için insanlardan rica ediyorsun diyeyim ben. Senin bir rica bebe etmiyorum. Ne ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Allah Peki, senin benamsın. Şimdi lütfen, senin bir bebeğin var ve sen e, çok önemli bir süreçten evet. geçiyorsun. ...karnında bir can taşıyorsun. Geçiyorum zaten, annemin sayesinde her... Annenle olaydan... alakası yok. Yes, anda istediğin hasta, yerde... ...ve zor kalırken... yaşıyorsun. Evet. Mesela hasta, karnı o kadar... Hastaneden gü kalırken... Ha. Söyle, tamam sen söyle. Hastaneden kalırken doktor bana diyor ki... ...senin psikologla konuşman lazım diyor. Psikolog geliyor bana diyor ki... ...ne sıkıntıların var? Söyle, dinleyeyim diyor. Bir sıkıntım yok ama... Ya, ...sıkıntım var da hı hı. içim o kadar dolu ki ama hiç kimseye oturup anlatamıyorum. Küçükten beri çeke çeke hala çekiyorum da hı hı. anlatamıyorum yani... ...bir sıkıntımı hiç kimseye anlatamıyorum. Çünkü güvendiğim insan yok Niye bu dünyada. Niye ama sen oraya döndükten sonra... güvenemiyorum. Peki ama bir doktora güvenebilirsin. Keşke o gün doktora bütün sıkıntılarını anlatsaydın. Doktora nasıl güveneceğim Esra abla ya? Niye ona güvenmiyorsan kime güveneceksin? Şurada Abla, hanım. çünkü yanınızda oturan Fatma Hanım sizinle ilgili olarak insanın aklının ve fikrinin almayacağı iddialarda kocam. bulunuyor. Dün ilk kez bunu canlı yayında yayın ya, yalan söylediğini söyledi. Siz ne böyle, böyle sizin hakkınızda iddialarda Ama bulunan kişiyle aynı evde yaşamaya nasıl, çocuklarını nasıl devam ediyorsunuz? İbrahim Şimdi abla abi. biz aynı evde yaşamıyoruz. az önce de söyledim. Ama ben... çocukların Fatma'nın yanında babalarıyla ilgili iftira atan kişinin yanındalar. Bu normal mi İbrahim? Abla şimdi ben şimdi e, çocuklar zaten annemin yanında ben kendim koyuyorum çünkü ben işe gidiyorum. Çocuklar yalan söyleme. Yalnız evde koyamam. Yalan söyleme. Senin Tabii, yani çocukların da koyuş vicdanını Ben de elimi koyacağım vicdanımı söyleyeceğim. Anne iftira atıyor ya. Ben evet. o kelimeyi... i̇ftira onu yüzden yani. Melahat teyze size iftira atmıyor. Yanınızdaki Fatma size iftira atıyor eğer iftiraysa. Ama geldi ağlıya ağlıya sızlaya sızlaya. Peki, ben İbam de daha bir kusura bakma dedi. An, bana dedi bu kelimeyi annem söyletti dedi. İbrahim abi tamam şimdi ben sana söyleyeceğim. Sen ne dedin ben seni aradım Edek kardeşim. Aradım Edek. Sen ne dedin bana? Hadi söyle bana cevabını söyle. Ne Benim, dediniz söyleyeyim. Dur Melahat. Ben, ben de, sana yapayım. bir şey diyeyim. Bak ben sana bir şey... Esra abla, ağaç hırsızından konuşayım. Yoksa yine yapanı direkt de... ha... Cuma günü dedi, ben arat dedi ya. Evet. Bak Kur'an-ı Kerim çarpsın, o kadının bende numarası yok, ben onu aramadım. Ha. Eğer Müslümansınız ha. da inanırsınız. Pıh. Pıh. Bakacak kimsesi olmadığı için, bu kızı alıp çalıştırıp bana baksın diye... ...bu çocuk hiç çivo kurmayacak mı bu kız? Allah Niye Allah'ını seversen, kimden başaracak? Kimin ne evi? Ha? Ben kim ne yapacağım, ne yapayım? Her Siz şey ev değil, ev değil. İnsan birbirini çadır, sevdikten sonra samanlık seyrem olur. Peki, Sadece evle, yemeğle, ne? her şeyle bitmiyor. Peki İbrahim Bey, bir ara e, Ahmet'le Fatma'nın boşanması gündeme gelmişti. E, hatta boşanacaklardı. Niye boşanmalarına izin vermediniz? O zaman daha çocuk ortada yoktu. Ve size de iftira atan bir gelin adayı var. Hayır abla, ben onu bilmiyorum. Hah, bu yüzden yani ya. Özkan oraya geldi. Ekip arkadaşlarımız Bilmiyorum oraya abla, geldi. Ben... Bu Ahmet'in vasisi sen değil misin? Abla vasisi ben ama ben sabah çıkıyorum. Akşam gece 12'de 1'de geliyorum evime. Yalan Bazen söyleme. Bazen mesai kılıyorum. Ben Yalan mecbur çalışmak zorundayım. Ben Yalan gece konusunda buna takip edecek değilim. İbem sen elin kon vicdana doğru söyle. Doğru söyle. Sen de yahat et biz de yahat edelim. Elin koy vicdana. Vicdana konu. Kaçma, bir dakika. Fatma. <laughs> Fatma şimdi Efendim. İbrahim Bey kendini öyle bir anlatıyor Efendim. ki neredeyse sen Ahmet hırsızlıkla geçimini <laughs> sağlıyor sen hiçbir şey yapamıyorsun evde çocuklar var annesi var bütün evin yükünü taşıyan <laughs> İbrahim sen bu kadar iyilik yapan İbrahim'e niye bu e? kadar ağır iddialarda iftira attın o senin iftira olduğunu söylüyor da bakma kıza o göze bir dakika Melahat Hanım bakma kıza bakma Ha, Lütfen almak. Melahat hanım tamam, bak tamam, beni de zorluyorsunuz. Oldum, tamam. <laughs> Fatma niye gülme. Niye iftira attın? Attım işte. Niye attın ama bak, iftirayı? Edin edin, atma. Atma. Fatma korkma kızım. Hiç goku Bırak Bela ablacığım. Ne iftira attın? Hem de attın Anlı sus be ya. Hem de attığın iftira yani söylediğin cümle ben hem Ahmet'in hem de İbrahim'in e, eşiyim gibi söyledim bunu. Bak açıkça da söylüyorum. Melahat Hanım. Bela Hanım tamam. Allah, Allah aşkına. Ekersen gel bu yaya. Kuzunu ayır. Gel bu yaya ekersen. Tamam. Bela Hanım. Ben çok çevre gördüm seni gibi edepsiz bir bayan görmedim. Fatma ne, saçlarını ta, kim ya, kesti? Tek başın nerede duracak? Ayrım oldu vallahi ya. Fatma saçlarını kesti? oldu ya. Saçlarımı mı Ahmet? Kafamda yere vardı. Ahmet kesti. Anladım. de bebek yok. Hani sen cahil yanda ya. Yok, yok. Yok kızım. Yok. Ne zaman kontrole gidiyorsun Fatma? Nisa, yarın gideceğim işte Esra abla ya. Dünden beri ağrım var. Gözler, balık gözlerine bakacağım. Bakın bir elin. Balık göz. Aylanların Teşekkür arkadaşlar. ediyorum. Hatırlatmamız var mı ekranda? Hatırlatmamız yok. Ekran başındaki seyircilerimize ben o zaman minik bir hatırlatma yapayım. Melahat abla geçtiğimiz haftalarda tekrar programa e, katıldığınızda e, Ahmet'in cezaevinde olduğunu ama Fatma'nın hala Ahmet'in annesinin ve erkek kardeşi İbrahim'in evinde yaşadığını, onlarla beraber yaşadığını evet. söylemiştiniz. Evet. Hatta kızınızın şiddet gördüğünü, evet. bebeği kaybetme noktasına evet. geldiğini, hatta evet. bebeği kaybettiğini iddia evet. etmiştiniz. Evet. Biz bu arada Fatma ile Fatma'nın kayınvalidesi Ahmet'in annesiyle evet. ve İbrahim'le de canlı yayın e, yapmıştık. Evet. Bu canlı yayınlar canlı yayınlarda e, İbrahim'le ilgili bir takım iddialar vardı. Artık benim her seferinde dile getirmekten inanın ...çekindiğim, utandığım ama gerçekten e, bu olayda beni her defasında şaşırtan e, çok şey vardı. Bir İbrahim'in e, yaşam tarzı ve aile değerlerinden, o değersizliklerden dolayı... ...Fatma'yı herhangi bir anlamda hani e, cinsel saldırıda bulundu mu, bu anlamda taciz etti mi... ...Fatma yaşananların farkında mı ya da bu o aile içerisinde normal ve kanıtsanmış bir şekilde mi yaşanıyor... Bunu bize en fazla düşündürenlerden biri de Ahmet'in daha önce dini nikahlı eşi Gülşah'ın teyze çocuğuyla kol kola olması. Şimdi bunlar Ahmet'le çocuk bile ama Ahmet orada oturuyor, Gülşah başka bir adamla. Aynı soruyu sana sorduğumda sen bu iddiaları reddettin. Ee, İbrahim şu anda cezaevinde sevgili seyirciler. Ee, yapmış olduğumuz araştırmalarda aldığımız bilgilerde e, cezaevine giriş sebebinin de ee, bu e, cinsel taciz sebebiyle olduğu düşünülüyor. Yani gelen bilgiler bu tam bilgileri teyit ettikten sonra sizlere de aktaracağız ama İbrahim bu sebeple cezaevinde. Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. O yayından sonra ne oldu? O yayın... yayın bitti. Sen gene İbrahimleri korudun. Aynen. Ee, gene kayın Ahmet'in annesini korudun. Yayından sonra ağrım vardı zaten hastaneye gittim. İbrahim'in abinin oğlu dedi ki ben de gelmek istiyorum dedi. Kızı da gelmek istiyorum dedi. Ondan sonra onlar hayır dedi. Ben de kaynanam gittik. Hastaneye gittik. İşte <laughs> ağrımın olduğunu söyledim. Bir de minden bulantısını söyledim. Ondan sonra serum melum taktılar. Oltrasundan bebeğe baktılar. Düşük müşük ihtimali var dedi. Yüksek dediler. Hastanede yatırmak istediler ama ben istemedim. Ondan sonra eve geldik işte. Cesur'la oğlunun ismi Cesur. Ondan sonra babasıyla bayağı kavga ettiler. İşte sen nereye gidiyorsan Fatma'yı neden götürüyorsun? Beni götürmüyorsun her gittiğin yerde Fatma'yı götürüyorsun. Ben artık her şeyi anlatacağım dedi. Yoruldum dedi. Ondan sonra İbrahim abi dedi ki neyi anlatacaksın? Neyi biliyorsun da? Ondan sonra dedi ki açık açık söylüyorum o zaman. Fatma'nın sana Fatma sana tecavüz. Zorla yaptın her şeyi biliyorum dedi. Ondan sonra orada kavga mavga oldu. Ben o şeyden kaçtım. Çok kötü oldum çünkü. Çok ağladım o gün. O gece çok ağladım. Ondan sonra kaynanam geldi. Şey dedi Fatma dedi. eğer yarın da Caner abim geliyorsun dedi. Sakın bunları söylemiyorsun dedi. Daha kötü şeyler olur dedi. Ondan sonra ben de orada kalktım. Bağırdım sinirlendim artık. Çünkü artık dayanamayacak gücüme geldi. Çok şeydim, kötüydüm yani. Bağırdım, çağırdım kaynanım. Her şeyi ben de anlatacağım artık, şey yapacağım. Ondan sonra onlar dedi ki sen yapmayacaksın bu gece dedi. Sabaha kadar oturacaksın dedi. Ceza dedi bana. Ondan sonra herkes oyunda şey oldu. İbrahim abinin kızı işe gidiyor. Altı buçukta. İbrahim de gidiyor. Ondan sonra sabah ben kalktım kahvaltı yazdırdım Çay koydum, zeytin. Ama İbrahim Peki, Bey orada demiyor. kalmıyor ki. Orada kalıyor. Ama canlı, canlı yayında, yayında Esra sorduğunda çocuklarım orada kalıyor. Ben hı. onlara Hayır, yemek bizimle, getiriyorum yalnız. Bizimle yüzden... birlikte de kalıyor. kalıyor. Komşulara da sorabilirsiniz. Cezaevine girişi nasıl oldu ben İbrahim'in? İşte anlatacağım size. Ondan sonra kalbelerini kaldırdım. Kalbelerini kalk kahvaltı. Ben evet, anneni tanıdığım günden beri bu konuyla ilgili gerçekten kendimi paralıyorum. Biliyorum farkındayım. Peki. Ondan sonra kalktı, kalktı kahvaltını yaptı. Mutfağı top. Önemli değil. Mutfakta galiba ben, iyi de hatırlamıyor. Bir ben... şey söyleyebilir miyim? Ondan sonra jandarma geldi. <laughs> dedi ki Fatma Kaymaz'la görüşmek istiyor. Buyurun benim dedim. Şey dedi, seni alacağım, hastaneye götüreceğim dedi. Ben de peki dedim. Aldı hastane. Neden hastaneye götüreceksiniz dedi. Yolda giderken anlatacağım sana dedi. Kaynanağım büyük abim, Zeki abim. O, onlar arkamızdan geliyor, biz önden gidiyoruz. Hastaneye gittik, ...içi muhannemi ettiler, dışı vücudumun ellerine baktılar işte. Ne zaman oldu bu olay dedi, ben dedim cuma günü oldu dedim. Kaynanağımla yengem Ahmet'i görmeye gittiler ziyarete. O zaman ne oldu dedim? İşte muayene... Işte, muaneme ettiler, şey yaptılar. Ben çıktım oradan. Jandarma ellerden. O hastane kontrollerinden sonra. Ondan sonra. Evet, hastane kontrolleri Ondan oldu. Ondan sonra karakola gittik. İfademi verdim. Böyleyken böyle. Şikayetçi misin? Evet dedim. Şikayetçiyim dedim. Ondan sonra dedi ki biz Cuma Cuma günü mü, Cumartesi günü mü ne? Jandarmalar geldi. Ee, şey İbrahim abi de tuvaletin üstünde böyle çadı var. Çadının üstüne saklandı. Niye Jandam saklanıyor? Jandarmalar anne evde kaldığımızı görmesinler diye. Hı <laughs> hı. Annem dedi ya. Onu şey yanlış anlamasın diye şeye çıktı. Çadının üstüne çıktı. Ondan sonra jandarma geldi. Ben orada şey işte jandarma yukarı çıkmadan önce İbrahim abi şey yapıyor. Fatma burada olduğunu söyleme, şey yapma, etme. Beni alırlar, götürürler, şey olur. Seni daha şey yaparım, daha fena olur, işler Anladım. şey olur. Yani bu, senin bu anlattıkların detaylarda Fatma çünkü böyle anlatıyor kendince. Beni, hiç, beni somut olarak şu ilgilendiriyor. İbrahim'in cezaevinde olması. İbrahim'in annesinin annesinden de bu bilgiyi teyit ettiğimizde Fatma iki çocuğumun da hayatını mahvetti dedi. Aslında mahvedilen bir hayat varsa en başından beri e, Fatma'nın hayatıydı. O Fatma'yı o evden bir türlü e, çıkartamamıştık. Evet. E, birçok şeyi birçok iddiayı defalarca konuştuk ama maalesef ki çok yani çok acı olan e, sizin içinde bulunmuş olduğunuz durumu ve şartları sizin normalleştiriyor olmanız <laughs> dışarıdan bakıldığında asla kabul edilecek değil. Hepsi e, tüm birçok olay suçta teşkil ediyor. Ama şu anda annenin yanındasın. Evet. evet. Ne geldim buraya onu anlat. Nasıl senin yanına geldi? Kızın kadın şeyinde yanıma, e, kadın evinde kalıyordu. Bir dakika ben beni ayardı. Melat Hanım'la görüşebilir miyim? Benim dedim buyur dedim. Fatma'yı al, alabilir misin dedim. Dedi ben evet dedim alırım niye almam dedim ne zalayan bilgiyi <laughs> bana verir misiniz dedim. Dedi candıma şeyine gelebilir misin? Dedim ben bir gün İstanbul'dayım, mı Hanım'ın şeyindeyim dedim. Akşama biletimi alırlar ben sabah gelirim alırım dedim. Bunu şey, sığma evine attılar. Ben gittim sığma evinde aldım geldim. Bir gün herkes üstüne Ayşe Hanım yitik. Perişan. Bak benim yanımda yansın, orada yansın Esra Hanım. Dilendirme benim... iddiaları dile gelmişti Fatma. Onlar doğru mu? Evet dilendiriyorlardı. Dilendiriyorlardı ama... ...ben bir hafta, iki hafta aç kaldım. Susuz kaldım. Gülşah için ben bile dayak yedim. Kar yağıyordu. Gülşah kalktı bana tekme kattı. Ben de ona karşılık verdim diye. Ahmet kalktı kolumdan tutarak gitti dışarı Dışarıda ben iki gün kaldım. Ay susuz kaldım. Yine de yemek vermediler. Etmediler. Yoğun bakımda bile kaldım. Hastanelerde de çok kaldım. Ama yanımda hiç kimse yoktu. Niye beni haber etmedin? Yanımda kimse mi yoktu? Senin yanında herkes vardı Fatmacığım. Sen tercihini ben, ben, onlardan ben... yana yaptın. Ama hadi diyelim ki bu senin kendi kontrolün dışında. Ben senin annen gibi... Ee, evladından her koşulda vazgeçmeyen çok nadir kadın gördüm. Sen dua et ki senin annem var. Ha ben neden korkuyorum biliyor musun? Sen kısıtlanmadığın sürece bunlar cezaevinden çıktığında senin koşa koşa oraya gitmenden korkuyorum. Bu kadına yazık. Bir annenin başına, başına bir şey de gelebilir. Uzaklaştırmamızın tek bir sebebi uzaklaşmamızın tek bir sebebi bunlar cezaevine girdi de Fatma ortada kaldı. Şimdi bunlar Aşar hanım e, Ahmet'in ne kadar 11 yıldan fazla var. Çıkacağı meçhul de. Yani İbrahim nasıl bütün bu e, süreçte var? Yani ne zaman çıkar, nasıl çıkar? Sen bir daha o eve gider misin? Benim asıl kaygım bu ama ben seyircime şunu borçluyum. Tüm bu olaylardan sonra İbrahim e, cezaevine girdi. E, yayında işte o dilendirilme iddiası, cinsel saldırı, e, suçlamaları hoşum da var. E, bakalım bundan sonraki süreç ne Değil olacak? Fatma en azından annesinin yanında. Değil. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Esra hanım Gülşah aslında kısıtlı. Vesayet makamına da seslenmek istiyorum. O kız hala mağdur edilmeye devam ediyor. Vasinin de görevini yerine getirmediği herkes açık e, sosyal medya platformlarında Ahmet'in yanına hala çok rahat bir şekilde gelip gitmesinden ortaya çıkmış durumda. Normalde Gülşah evleniyordu, mutlu olacaktı. Ahmet bunu duyunca sinirlendi. Sinirini benden çıkardı. Ondan sonra o benim sinirimden de gitti Gülşah. Aralıktan beri Gülşah bizimle Hadi beraber, beraber hiç sinirli kalıyor. falan değil Ahmet ya. Teyze oğluyla. Baksana. Aralıktan hep beri Gülşah onlar bizimle, bizimle beraber ediyorlar. Beraber Siz mutlusunuz. Anladın mı? Yani şöyle söyleyeyim. Gülşah o evin içerisine giriyor. Ee, hep beraber aynı ortamdasınız. Asıl amaç. Gülşah'ı o evden uzaklaştırmak bir daha Ahmet ona yaklaşmasındı. Ama bir şekilde Gülşah oraya geldi. Sen o eve geri dönmeydi. Sen o evden çıkıp çıkıp annesini her aldığında sen bir hafta sonra tekrar kaçtın gittin. Ha şunun da garantisi yok. Ben Vela abla size söyleyeyim. Şimdi ben artık Fatma'yı çok iyi tanıdığım için. Şimdi 10 gün annesinin yanında kalır. 11. gün annesiyle ilgili annenin yanından kaçıp gene oraya da gidebilir. Ben bunları söyleyeyim ben başıma geleceği biliyorum. Ama mühim olan annenin senin yanından ayrılmaması ve onun söylediği, söylemeye çalıştığı bir bölümü de yayında e, çıkmadı, biplendiği her iddiasının aslında doğruluk payı. Aslında ben hiçbir zaman yanan konuşmadım Aslı Hanım. Ne konuştumsa e, önceden, şimdi ne konuştumsa doğru evet. konuştum. Şimdi dine beni ayıla, çocuğu bana ev bene şey ettiler. Büyük etti abi soruyor, bana diyor, şey hangi çocuğu? Karnımdaki çocuğu istiyor. Ben ver, ben şey. Bakalım bu çocuk sağlıklı dünyaya gelebilecek mi? Düşük ihtimali var, bilmiyorum. <laughs> Az önce ağrım vardı, hastaneden geldim. <laughs> kadın doğumuna yolladılar işte. Ne zaman kadın hastaneye gidersem, muayene ediyorlar. Sırf i̇lla o gece hastanede kalıyorum yani. Oradan çıkmaman gerekiyor bina açık. Hastanede ben yapamıyorum. Hani böyle sanki duvarlar üst üstüme geliyormuş. Bir de odada tekim. <laughs> ne bileyim ya. Kaynanam kayna eşyam yok. Eşyaya ihtiyacım var. Banyo gerisim var. Banyo girdim. Eşya kaynanamdan eşya istedim, getirdi. Banyo girdim. Sanki duvarlar üst üstüme geliyormuş. Bunu aldım. Hastanede Normalde çok kalmam lazım ama ben kalamıyorum aslan. Nedense bilmiyorum o hastanede kalmak istemiyorum. Sen kendin için kalmıyorsun ki orada. Evet, biliyorum Aynen. çocuğum için kalmak istiyorum aslında. <laughs> çocuğum sağlığını da istiyorum. Ama ne bileyim o hastanede kalmak istemiyorum. Sanki gözlerimi kapatıyorum, açıyorum. Sanki ne bileyim ya. Seni rahatsız ediyor. Aynen. Annenin yanında kalabilecek misin? Annemin yanında kalıyorum. Kalmak istiyorum ama o Akyazı'da kalmak istemiyorum. Nerede? Akyazı'da durmak istemiyorum. Nerede durmak istiyorsun? Bilmiyorum. Orada babaannemler var, amcamlar var. Kocuğum... Kalmak istemiyorum orada. Kızım bak tamam babaannemle... Can günü belki haber gelmiştir. No. Misafirimiz vardı. Onu ben yerinden sonra ismini söylerim size. Misafir vardı. Benim benim için görmeye geldiler. Şey, şarkı açtılar. Bu zamanın kadar babam bana babalık yapmadı. Küçükten beri ben çekiyorum yani. Kadın sığınmadan gelirken babama sarılıyorum. Babam hiç gelip sarılmıyor bana. O benim çok zoruma gitti. Bu zamana kadar babalık yapmadı. ...çok zoruma gitti. Cuma günü ben çok kötüydüm. Kendime zarar verecektim, kendimi zurturttum. Tuttum. Anladım. Sırf çocuklarım, çocuğumu zarar görmesin diye, ona şey yapmayayım diye Tümay ablayı aradılar onlar. Hemen Tümay ablayı. Kızım bak bu niye yana konuştun? Baban her zaman seni seviyor, senin üzüne söylemiyor. Yorgunlar bak. sadece. Anne ne yaparsan yap seni kabul ediyor. Baban babası belki daha da ben Babası benden daha çok kabul ediyor. Atma. Daha çok seviyor. Şey Şimdi orada yaşam ve geçim dertleri çok zor. Bu bebeği istemelerinin sebebi acaba hani bebek dilenirken hani ya sen yani, Fatma bebekle çıksan sana daha bilmiyorum. çok para toplarsın gibi arzular istekleri var mıydı? Hayır ya sadece ki abim yani sadece çocuğa bak şey Orada yapamaz diye annenin babanın yanında yapamaz diye şey yapıyorlar korkuları var ne korkuları var bilmiyorum annem anneyle ben babanın, annen, aile annemin, annemin, kötü babanın insan yanında yapamazlar değilim. şey Hayır. endişesi var ama Kim o, de o iki çocuk yurda alındı i̇yi, devlet korumasını alındı iki iyi tane güç bebeği annem mi pardon annem mi çocuğa iyi bakamaz evet ha onlar mı daha iyi bakarlar ben zaten ölsem bile bak bak ben ölsem bile vermem ki onlara anladım. Peki. Neyse oraya da gitsen dediği gibi yani giden dördüncü çocuk olur, üçüncü çocuk olur. Devlet korumasında olur. Annenin yanında olduğunda şartlar ve elveriş ben annenin evini de biliyorum yani eee Dava imkansızlık davası değil. İnsanın gerçekten o küçücük de olsa o düzeni kurabilmesi. Ama e, annesinin yanına döndüm. Melahat abla bir kere daha gözün aydın. Şahol, en teşekkür En azından Allah İnşallah sizden yardımcı olsun. İnşallah üzülmezsin. Allah e, şimdiden yardımcı olsun. Bugün de Teşekkür ediyorum. Buradan da ailenin yanına dönüyoruz. Boşanma davasını ne zaman? O cezaevinde. Kim? Ahmet nerede? Ahmet normalde dün... Çıkması lazımdı. Hı -hı. TikTok'ta öyle şey yazıyorlardı da. Anlat. Peki. TikTok belirliyor şeyleri, <laughs> kararları. İnşallah bir gün. Gel buradan çıkabilirsiniz.